26 Haziran Pazartesi sabahından günaydın diyelim. Manşet Artı'daki birlikteliğimize başladık. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Ben Baykan Gürses ve Aziz Karaaziz ile birlikteyiz. Aziz günaydın. Günaydın, günaydın. Evet, tabii tüm basın emekçileri için yorucu bir günü geride bıraktık. Dün canlı yayında dün gerçekleşen seçim sonuçları ile ilgili an be an sen de bilgi aktardın izleyicilerimize. Biraz seçim sonucunu konuşmaya çalışacağız. Evet. Yorucu bir gecenin ardından herhalde. Aslında çok yorucu değildi. Günaydın diyelim bu arada sevgili Aytu. Evet, gazeteci Aytu Tükran bizde olacak. Benim başımacım galiba. Sadeleştirilmiş bir seçim yaptık dün akşam. Dün. Ya aslında öyle çok yorucu, azdı, yorucu olmadı. Aday azdı, katılan azdı. Tabii böyle. Ama mesai olmadı. Harcandı yine. Evet. Seyreltilmiş seçim yaptık. Mesela şey yaptım ben mutlaka yani olsun olmasın bir şeyler. Saat 18 gibi şeye gittim. Önce saray önüne. Kimse yok. İncin top oynar ama yarım saat sonra ilk defa bu kadar yıldır yani seçim takip eder. İlk defa baktım arabalar durur. Sandıklar gelmeye başladı. Bir polis, iki görevli iner. İlk anlamadım ne oldu. Yani idrak edemedim. Acaba sorunlu bir sandık mı var? Bir şey oldu. Bir şey mi var filan diye böyle yayındayım da o saat takip ederim. Başka araba gelir. Bir daha saat 6:30. Allah Allah. Sonra dang dedi ya seçim bitti. Çünkü şey o çuvalları koyuyorlar şeffaf sandıkların içine çuvalı. Çuvalların içi boş yani çuval şey etmiş böyle büzüştü girdi şeyin içine. Şu içi boş. Yani normal o an yani. Anladık. 15 dakika sonra falan yayından çıktım. Kuyruk millet sandıkçı kuyruğu şeye geldiydi bankaya kadar. Evet. Köşeye kadar düşün yani sen. Sayan gelmiş getirmiş. Bu seçim bitmiş. Biz normalde hani onu hiç görmeyiz. Biz gece yani. 12'lere evet, kadar falan orada yayın yaparız. Çünkü ama siz görmezsiniz sandıkları. Evet. Sandık başı itiraz olur tekrar. Ertesi güne kalır onlar itiraz falan. İtiraz edecek kadar oy yok yani herhalde sandık. Evet. Peki bu seçimin sonucundan çok tartışılması gereken katılım mı olacak? Yani biraz o ekseni biz konuşacağız. Zaten öyle, tabii ki doğal olarak. Çünkü tarihte ilk kez %30 29.92. 29.92. Yani %30 diyelim ona yuvarlak. Olamadık. %30'luk oy katılım oranı oldukça düşük. Tabii bunu eminim herkes değerlendirirken seçim döneminde katılımın düşük olacağını değerlendiriyordu. Zaten son dönemdeki trendler seçime katılımın aşağıya doğru olduğunu da gösteriyordu. Daha düşük işte son 2022 seçimi %57 idi katılım. Açıkçası ben böyle 45-50'lerde falan diye düşünürdüm yani yalan yok. Hiç böyle %30'lara gerileceğini düşünmedim. Sayın Ali Şefik de söyledi. Yani ilk kez bu denli bir az katılımın olduğunu. Ama şaşırtıcı değil herhalde. Yani şöyle düşündüğünüzde evet. Ben şundan dolayı yani 45-50'ler ne kadar olursa olsun biz şeyi severiz siyaseti. Toplum gene gider evet. Noktasındaydım ben ama belli ki bana göre en önemli sebebi yani seçime katılımın ben böyle siyasi boykot noktasının öne çıkarılmasının doğru olacağını düşünmem. Bunu yapan kendi kendini kandırır. Burada iki önemli unsur var kanaatimce. Birincisi seçmen bu seçimin yapılmasına tepki gösterdi. Yani işte bir tane vekil seçeceksiniz diye 30 milyona yakın para harcayacaksınız. Yok ben bu işin içinde olmam diyor seçmen. Bunun da çok anlaşılırdır şeyi. Yani her ne kadar yöneticilere sorduğumuzda, siyasetçiye sorduğumuzda gerek hükümet gerek ana muhalefet ya bu anayasanın gereğidir der. Ya anayasayı mı yerine getirmeyelim? Haklı kendince haklı bir pozisyonu var siyasetin mecliste. Ama vatandaş nezdinde de çok kabul görmüyor bu. Ama diyor beni ilgilendirmez hemen. Senin gerekçelerin. Benim okulum yok, benim hastanem yok, benim cebimdeki para her geçen gün eriyor. Sen gideceksin şimdi 30 milyon, 25-30 milyon parayı sokağa atacaksın bir vekil için dedi ve reddetti bunu. Yani siyaseten bir reddediş değil bu. Bu bir bu seçimin özelinde bir tepki koyuyor. Bu seçimin yapılmasına. Ha şöyle düşünelim ama. Sadece özelinde yani bu seçimin özelinde mi yani bir milletvekili için yoksa. Bu %30'a gidilmesi bence budur. Yani bu seçimin özelinde göreceksiniz. Yani hepimiz hayatta olursak 2026, 2027. 25'te Cumhurbaşkanlığı var. 2025'te Cumhurbaşkanlığı var. O da bir ayrı katılım ama hani hükümet nezdindeki anladım. Seçim olduğunda da göreceğiz ki gene 155-60'ları bulacaktır. En geç 2027 öyle bir iddia var ama. Yani en geç 2027. Bizde hiç normalde 5 yıllık
Hiç tamamlamadım. Hatırlamıyorum ben tamamladığımız dönemi. 2026, 2027, belki de 2025 Cumhurbaşkanlığı'na beraber hiç bilemeyiz bunları sürecin ne getireceği. Ama göreceğiz ilk önümüzdeki ilk seçimlerde, genel seçimlerde böyle %20'lerde, 30'larda oy olmayacak. Yani buraya not düşelim bunu. Mutlaka. Bu seçimin yapılış şekline bir tepki, ciddi bir tepki. Zamanı da kötü oldu. Zamanlaması da evet. Belki %1-2 de onun şeyi var. Yani tam bayram tatili bağlayıp giden var. Deniz sezonlaştı. Yani o ondan ziyade ama dediğim gibi en öncelikli kanaatimce seçimin düşük olmasının sebebi bu bir bek. Ne değişecek yahu dedi insanlar. Doğrudur. Ne değişecek? Doğrudur. Tabii siyaseten önemli mesajları var ama değişen bir şey yok. Aritmetiksel olarak. Aritmetik olarak bir şey yok. Bir ikincisi de yine ekonomi kaynaklıdır. Yani sterlin 33-34 TL'ye yükseldiği, euronun 28'e yükseldiği, okul kayıt dönemlerinin içinden çıkılan, tam böyle çocuklar tatile girdiği, bir böyle bir etrafına bakan insanlar hiçbir şey yapamayacak elindeki parayla pazara giden her geçen gün ya da işte markete giden her geçen gün sisteme söverek çıkıyorsa şeyden, kapıdan ve tam böyle bir dönemin içerisinde seçime gidiyorsanız bir milletvekili için ve bu kadar para harcıyorsanız işte birbirini tamamlayan bana göre bir ve ekonomik yani o bir kişi olması ve ekonomideki temel sıkıntılar henüz aşamamış olmamız. Çünkü hükümet bir takım kararlar aldı ama bu kararların yürürlüğe girmesi, bunun yansıması olması gerekir. Bunlar olmadan da tüm tepkiyi doğal olarak sandığa yansıttı. Seçmen sandığa yansıttı. Yani şöyle söyleyelim. Sadece örneğin atıyorum kablodaki Türkiye ile interkonekte olacak kabloyla ilgili bir süreç başlamış olsa bu KDV indirimleri vesairenin piyasaya yansıdığını görüyor olsa yani öyle bir ay sonra örneğin olsaydı bu seçim ya da bu 1192 konut Türkiye'nin start alsa bizim bu yeni evin projesi hayata geçecek olan insanlar gidip başvurular yapmaya başlasa paraları bankadan almaya başlasa yani şartlar dönmüş. Yani hastanelerin temeli atılsa böyle bir dönem gelmiş olsaydı belki 2-3 ay içerisinde daha farklı bir şey olabilirdi belki bunu bilemeyiz. Yani bu tamamen SSA evet. Dilek şart gibi. Evet, acakla olacak mı yani olmayacak mı bunu sadece belki. Bir öngörü olarak. Hı hı. Şu anda ama hiçbir şey yok. Şu anda sadece laf var. Ama markete girdiğinizde, pazara gittiğinizde, bankaya girdiğinizde bambaşka bir söylemlerle önümüzdeki tablo bambaşka. Dolayısıyla bunların etkisi elbette bu seçimde kendini gösterdi. Katılımla beraber şunu da tartışmaya başlayacak mıyız ya da başlamalı mıyız? Yani anayasada ve seçim yasasında yapılması gereken değişiklikler noktası da artık zaruri bir hale dönüşür mü? Bu ne kadar sahiplenebilir, ne kadar tartışma zemini? Şimdi şunu söyleyelim. Kesinlikle tartışılması gerekir ama yani bir kere doğru bir pencereden bakmak lazım. Bu ülkede biz anayasa değişikliği yapamayız. Evet, denemelerimiz başarısız yani, kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar hepimiz çok ciddi bir şekilde siyasete duyulan güvensizliğin bir yansıması olarak anayasa değişikliğinde kesinlikle antet kalınsa bile topluma bunu anlatamıyoruz mu dersiniz, toplum anlamak mı istemiyor gibi algılanır bilemiyorum ama bu toplum anayasanın çok yanlışları olmasına rağmen düzeltilmesi gereken birçok noktası olmasına rağmen noktasına bile değdirtmiyor. Yani bunu çok rahat en son sadece yargıç sayısını ki hiçbir kötü tarafı yok yani hiçbir siyasi tarafı yok ama toplum şey diyor yani siz yapıyorsanız bir şey vardır bir bunda bir şeyler deyip bırakın öyle kalsın. Bırakın öyle kalsın diyor. Çok ilginç yani sosyolojik olarak belki de iyice temelin araştırılması gerekir. Dolayısıyla hani sadece yargıt sayısını bile şikayet ettiği halde yani mahkemelerde şikayet ettiği halde sırf buna yönelik değişikliği bile reddeden bu toplum işte siyasi partiler yasasını değiştirecek daha anayasada falan mümkün değil. Yani kendi kendimizi kandırmayalım. Yani siyaset sahiplense de mi bu olmaz? Sahiplense de olmaz. Anayasayı örneklerini gördük. Evet. Evet. Anayasayı sahiplendi yargıt sayısını muhalefeti iktidarı. Vatandaş diyor ki siz yaptıysanız bir şey vardır kesin. Yok. İkna yani bir güvensizlik ortamı mı? Güvensizlik ortamı var. Yani bu net. Güvensizlik ortamı var. Zaten bu anketlere de yansıyor yani. Bunun aşılması zamanla ve icraatla olabilir. Yani
şu anda yaşadığımız sıkıntılarımız var. Ciddi sıkıntılarımız var. Çoğu da ekonomik temellidir bunların. Bunlar yavaş yavaş aşılmadığı sürece bu daralan ekonomik yapının içerisinde insanlar sıkıştıkça doğal olarak siyasetten çıkarıyor bunun acısını. Haklı olarak kendince. Ama doğrudur. Yani doğru, bunu ancak işte Türkiye'nin de destekleriyle işte ortaya konan bir işbirliği protokolü var. Bunlar eğer hayata geçerse az önce saymaya çalıştığımız bir sürü proje var. Bunlar bir bir yapılırsa belki zaman içerisinde bu oluşacaktır. Yani vatandaş cebindeki paranın değerini anlamaya başladığında, yani cebinde bir para görmeye başladığında, işte hastaneye gidip de düzgün hizmet alıyorsa, eğitimde çocuğun yolladığı okulun başına yıkılmayacağından emin olursa, böyle böyle bu güven tazelenecektir. Benim bir kriterim var o konuda sevgili Aytu. İki tane başkent var bu ülkede. Biri Lefkoşa, siyasi başkent. Bir de Girne, turizm başkenti deriz ya. Evet. Bu iki şehrin bağlandığı yolun gece ışıkları yandığı gün... Ya o kadar çok şey var ki sevgili... Yani var olan ışıkları yan... Işıklandırdığımız gün değil ama bak. Işıkları var ışıklar zaten. Işıklar yandığı gün biz tamamız şimdi, düze çıktık diyebiliriz. Geçenlerde... Sayın Bakan da Erhan... Geçenlerde Erhan Bey'le de sohbetimizde yani bir şey anekdot olarak geçti aramızda. Yani şey yayında değil ama şey aydınlatmalardan filan bahsediyor. İşte 6 milyon dolarlık bir proje... LED aydınlatma her tarafa olacak. Bunun finansmanını güneş enerjili. Bunun finansmanının nereden olacağını filan anlatıyor. Ben de şey dedim gayri ihtiyari. Yani o kadar şey diyorum. Ya dedim siz yaparsınız yapmaya ışıkları ama bunlar yanacak mı? Onun için dedi güneş enerjili. Yani çünkü sistemi kuracak olsak bile o sistem bir yerde çalışmayacak. Onun için kendiliğinden çalışan sistem olması lazım. İnsan faktörü yani, çıkar. İnsan ve para yani hükümetin çünkü biz ne yaptık daha önce? Yaptık lambaları, bıraktık. Yok belediyenin de, yok Kıptek'in de, yok karayollarının de diyerek kimse sahiplenmiyor. Atılı duruyor işte ışıklandırdığınız yollarda yanmıyor lambalar. Ondan sonra da insanlar ölüyor her gün. Yani evet birçok nedeni var tabii trafik kazalarının ama artık yollar kapkaranlık. Bunun da ciddi bir etkisi var gece şeylerde. Kazalarda, yollarda, yol kenarında yürüyen insan popülasyonu arttı. Karanlık var. Yani çok ciddi başka sorunları beraberinde getiriyor. Tümü işte bunların insanların hayat kalitesini etkileyen konular. Bunlarla ilgili ancak gelişimler olduk sonra bir şeyler yeniden normalleşebilir. Şu an en kötü noktadayız yani toplumsal evet, olarak. Evet. Ekonomik olarak ciddi anlamda sıfırlanmış. Yani toplumun genelinden bahsediyoruz tabii. Yani alt ve orta düzey insan seviyesinden bahsediyoruz. Yoksa servetine servet katan belli bir şey var. Dereceye gelmiş insanlar var. Onlar elbette daha farklı tutuyorum ama genel olarak orta direk dediğimiz işte memuriyet, öğretmenlik gibi işlerle uğraşan ve alt seviye dediğimiz bizim gibi şey özel sektörde uğraşan insanların gelir seviyelerinde ciddi gerilemeler var. Bu her şeyin temeli. Bunu zaten Sayın Başbakan da dün konuşmasının içerisinde bunu söyledi. Yani bizde önce de başlayan, bizim de henüz tam olarak çözemediğimiz bu ekonomik sıkıntıların yarattığı yıpranmışlık dedi. Yani seçim mağlubiyetini yorumlarken bana göre doğru bir öyle başladı zaten açıkçası. Yani başladı Sayın Başkan. Seçmenin küskünlüğünden bahsetti. Hı-hı. İşte seçmenin küskünlüğünde ben en azından kendi çerçevemde ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama burada bir konsensus sağlanmayacak. Şu siyasette kendince biz bunu yapmaya mecburduk diyor. Yani anayasa gereği biz bunu yapmak zorundaydık. Zaten yapmasanız bu kez anayasaya uymadınız diye eleştiriler gelecekti. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal misali. Ama yapıldı. Ama anayasaya uyalım da öyle eleştiri dedim. O da bence doğru. Yani şimdi zaten nasıl olsa eleştirileceksek her türlü eleştiriyorsun en azından öyle. Yapalım. Evet. Dendi, yapıldı. Siyaseten bunun eleştirilmesini anlamsız buluyorum. Mesela Kurtuluş Hoca eleştiriyor değil mi evet, şeyin yapılmasını? Seçimin yapılması. Falan. Bunlar bana anlamsız geliyor. Yani hem seçimin yapılmasına sebep olacaksınız, hem seçimin yapılmasını eleştireceksiniz. Mesela bu bana çok garip geliyor örneğin. Ya da işte siyasi boykot, vatandaş
gösterdi işte boykot etti. Yok böyle bir dünya. Yani çünkü siyasi boykot dediğiniz konu bizim yani boykotçuların bu siyaset boykot siyaset boykotçuluğu yapanların temel argümanı bu ülkede demokrasi yoktur. İşgal rejimi vardır tırnak içerisinde. Dolayısıyla burada sandığa gitmenin anlamı yoktur denir. Şimdi inanıyorsa ki insanlar yani bu bakış açısıyla işte %70'i toplumun bundan dolayı sandığa gitmediği hayal görüyor demektir. Çünkü bu değil. Kıbrıs Türk seçmen çok yapısı temele değil. Dayanan bir yaklaşım değil yani. Bu %5'lik bir yaklaşımdır. Taş patlasın. Geriye kalan nokta az önce ifade etmeye çalıştığım şekilde olduğuna inananlardanım ben. En azından benim görebildiğim, benim okuyabildiğim budur. Elbette başkaları başka türlü değerlendirebilir. Bu benim tamamen kendi görüşüm olduğunu söyleyebilirim. Peki ne olacak? Özür dilerim Aziz. Sonucu biraz konuşalım. Evet sonucu yani, konuşalım. UBP açısından, CTP açısından dün özellikle herhalde Sayın Erhürman'ın konuşması yeni bir dönem başladı şeklinde iddialı bir konuşma yaptı. İşte balkon konuşması dediğimiz o seçim zaferi sonrası konuşmasında Sayın Erhürman. Bunu nasıl değerlendirmek lazım sonuçları her iki partimiz açısından? Şimdi zaten seçim propaganda sürecinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortaya koyduğu argüman buydu. Yani bu seçimi kazanacağız, yeni bir dönem başlatacağız. Bu yeni dönemde işte erken seçimi zorlayıcı, mecliste çoğunluğa sahip olacak olan bir Cumhuriyetçi Türk Partisi ile daha farklı, daha demokratik, daha işte açılımcı yeni bir dönem. Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarında yeni bir dönemin ilk adımı olarak bu seçimi kodluyorlar. Şimdi ben bunun bu anlamda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçimde ciddi bir katılım sıkıntısı var. Ben seçim meşru değil anlamda söylemiyorum bunu ama. Ama kim kesinler böyle bir de değerlendirme ve yoruma da inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani meşruiyet sorunu var mı yok mu? Meşruiyet sorunu falan bence yoktur. Çünkü seçim sonuçta yapılmıştır. Katılan insanlar vardır. Ortaya bir irade yansıdı. Belli sonuçlar vardır ve bana göre seçim meşrudur. Katılmazsanız o sizi bağlar. Yani katılmayan kişiyi bağlar. Ben hep şunu söylerim bu arada. Sonuca geçmeden önce. Boykot edelim sandığı ama gitmediğinizde bu ülkenin seçim şeyine sonuçta gene bir yüz üzerinden dağılım oluyor. Yani sandığa gitmediğinizde oy vermemiş olmuyorsunuz aslında. Sandığa gidip atıyorum hepsine birden mühür bas. Sandığa git çapraz yap. O da ayrıdır abi. Tamam. Yani düşün %70. Geçersiz oy sayısı. Bakalım. Yüksekti yani evet. Geçersiz oy sayısını çok yüksek kıl. Ayrı bir şey vermiş olursun. Yani mesaj öyle verilmiş olur. Çünkü sandığa gitmenin de herkesin farklı gerekçeyle sandığa gitmediğin total bir şey ortaya çıkmıyor. 2711. Geçersiz oy sayısı. Evet, geçersiz oy sayısı 2711. Kolaydı, nasıl 60 binde yani yüksek. Tabii Tacan'a verilen oylar geçersiz mi sayıldı? Yok, onları saydı. Onları saydılar, onlar geriye kalanlar. Tasdif dışı kaldı. CTP'nin neden bana göre ama elbette Cumhuriyetçi Türk Partisi için bir ivmedir bu. Yani tabii. Söylemlerinin altını dolduracağı bir sonuçtur. Yani mecliste şu tartışmayı daha çok yaşayacağız. Biz size meşru değilsiniz diyoruz. İşte seçimde bunu kanıtladık. Hükümeti bu açıdan yeni dönem mecliste daha çok sıkıştıracaktır. Ana muhalefet. Çünkü seçimi kaybetmiş olsaydı eğer o zaman bu argümanı kullanamazdı. Yani işte seçim oldu, hükümet de meşruiyetini eğer kazanmış olsaydı ispat etmiş olacaktı. Şimdi dolayısıyla bu argüman elindedir ana muhalefetin ve bunun üzerinden elbette yürüyecektir. Ama şunu söyleyelim, %43 oy bir önceki seçimde %31 Cumhuriyetçi Türk Partisi. Cumhuriyetçi Türk Partisi için söylüyorum. Yani %31'den 43 küsura çıkan bir oy şeyi var. Bu benim görüşüme göre Cumhuriyetçi Türk Partisi oyu değil. Yani CTP bu oyu Annan Planı döneminde görmüştü. Yani o da Birleşik Güçler konseptiyle birlikte yaratılan bambaşka bir... Yani tabanı değil bu oy. Bu kesinlikle değil. Bu oy seçimi boykot ettiğini ileri süren Kudret Hoca'nın 6.6'lık oy potansiyeliyle Tacan Reynar'a gitmesi muhtemel işte %5-6 gibi olan TDP oyunun harmanlanıp
CTP'ye kanalize olmasıdır bu seçimde. Benim öngörüm budur. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi zaten Sami Özuslu ismini durduk yere çıkarmadı. CTP'nin şuydu ki öngörüsü, bunu seçimden önce her katıldığım programda söylediğim için rahatlıkla tekrar söyleyebilirim. Sami Özuslu isminin gidilmesinin yegane sebebi bıyıklısının bıyıksızının, yeşilinin kırmızısının oyunu bölmeyeceği bir isim arandı. Sahiplenebileceği bir isim. Yani CTP'liliği tartışılmayacak, evet, bir isim. CTP'liliği tartışılmayacak, arkasından yürünecek ki bunu bu süreçte Sami Özuslu çok hissederek gördü. Yani gittiği her yerde hiçbir zaman yalnız değildi. Bıyıklısı bıyıksızı, birbirini hiç sevmeyen iki CTP'li akımın temsilcileri Sami'nin arkasında yürüdü. Zaten strateji buydu. Biz kendi oyumuzu koruyalım. Tepki oylarından bir kısım da üzerine gelirse zaten Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde birbirini kesecek. Aradan fırlar adayımız. Çünkü başka türlü neydi örneğin alternatif? Şimdi Mehmet Ekin Vaiz mesela. Ben aday olmak istiyorum dedi. Mehmet mesela daha fazla insandan oy alabilme potansiyeline sahipti. Yani sağdan da, yeni gençlikten de, bir komedyen bir arkadaşımız falan, sevilen bir insan. Ama CTP'nin oyunu tümüyle alma şansı yoktu. Tabii geçmişten olan bir takım hesaplaşmalar vesaireden dolayı. Burada bir strateji yapıldı. Bu strateji de tuttu günün sonunda. Bayağı, yani evet. CTP oyları bölünmesin. Çok yaşa. CTP oyları bölünmesin. Ve üzerine ne konursa kârdır denip bu strateji tuttu. Ama dediğim gibi yani bu %43'e gelen oy oranı zaten bunu kevip eminim CTP'li... Bir yorum daha vardı, bunu da değerlendirmeni isteyelim. Yani sosyal medyada örneğin hükümet ortaklarının da biraz yönlendirme ve destek verdiği şeklinde bir yorum ve değerlendirme yapıldı. Neden? Çünkü eğer Ulusal Birlik Partisi'nin adayı kazanmış olsaydı Ulusal Birlik Partisi'nin eli biraz daha güçlenecekti ve ortaklarla durumunu da gözden geçirecekti. Bu yüzden ortaklar Sami Özuslu'ya çalıştı şeklinde bir iddia, bir şimdi, gözlem, bir değerlendirme, Ulusal Birlik Partisi'nde bir yorum da yapıldı. Ulusal Birlik Partisi'nde şöyle bir sıkıntı vardı seçim startı verilirken. Evet işte sonuçta Ünal Bey seçim kazanarak gelmedi parti başkanlığına. Yani bu bir daha iki, yani bunun Ünal seçimi kazanan Faiz Bey'di, sonra istifa etti. Ünal Bey abi modeli olarak getirildi. Bunu hazmeden var, parti tabanında hazmetmeyen var. Bu çok doğal. Ve bununla ilgili de süreç Ulusal Birlik Partisi içerisinde devam ediyor. Dolayısıyla ara seçimde şöyle bir konu ortaya çıktı. Yani Ali Başman Ünal Üstel'in adayı mı, UHP'nin adayı mı? Tartışma buradan başladı zaten. Çünkü Ali Başman ismi aslına baktığınızda çok doğru bir isimdi UHP açısından. Çok temiz, işinde başarılı, siyasetten bir şeyler katkısı olabilecek, siyasetten maddi herhangi bir beklentisi olmayan bir aday. Ali Başman bunu gördü zaten seçimin başında. Gidip işte Ünal Bey'le küskün olanları buldu, destek istedi, bir değerlendirme yapıp bu seçime girdi ama yol içerisinde bu destekler tam olarak gelmedi. Bunun da sebebi Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisindeki işte belki Ünal Bey'den öcü almak isteyen ya da kaybederse Ulusal Birlik Partisi bunu kendince bir artı çıkarabileceğini düşünen bir tabanın bir belli bir kesimi. Ünal Bey'in daha çok güçlenmesini istemeyenler var partide. Elbette. Bir de bu rüştünün ispat gibiydi aslında. Yani seçime girip seçimi kazanan bir lider. Bu da belli bir tabanın belli bir kısmı tarafından istenmedi. Bu çekişmelerin kurbanı oldu biraz da Ali Bey ama elbette çok az da olsa tabanlardan kaymalar çok az oldu. Yani %53'tü hükümetin oyu seçime girerken, şey %49,5 gibidir şu anda. Yani %3-3,5'luk bir genel hükümet oylarında bir kayma söz konusu bakıldığı zaman. Ya bunun içerisinde ne kadarı Sami Özuslu'ya gitti bilemem. Belki bilemeyiz onu ama UBP'de daha çok fire var UBP oylarında. Yani YDP ile DP'nin
oylar hemen hemen şimdi aynı kaldı gibi. Yani. Tabii katılımdan kaynaklı tam bunu nasıl çok doğru, evet, yani çok biraz doğru, şey matematik yapmak lazım ama kağıt üstüne baktığınızda yüzdelere bir kayıp çok görünmüyor. %1-1,5 bir kaybı var Ulusal Birlik Partisi'nin. Yani 2022 Aralık seçiminde yüzde kaçtı? %41 mi almıştı? %39.6. İşte bugün %37 küsur. Yani 1,5'luk bir, yani yüzde olarak bakıldığınızda 1,5'luk bir gerileme var ki yani bu kadar tartıştığımız ekonomik ortam bahsetmeye bile değmez. Yani %1,5'sa ciddi bir kayıp olarak da tanımlanamaz yani. Ki zaten onu da ifade etmeye çalıştı Ünal Bey dün. Yani çok ciddi bir kayıp yok ama tabii katılım oranlarındaki fark, şimdi bunu nasıl hesaplanır ona bakmak lazım. Yani ne kadardı? Bir 2 milyon oy böl 50'ye. Şey. Yani bunları bak, hesaplamak lazım bunları. 2 milyona yakın oy almıştı Ulusal Birlik Partisi. 2022 Aralık seçiminde bunu 50'ye bölmek lazım herhalde. Çünkü her bir mühür 50 oydur. İşte 40 bin mi çıkar? Şimdi 20 binlerdedir alınan oy. Yani bunlara bir hesap kitap mutlaka parti tabanları, uzmanları bunları yapacak. Ama hani şey olarak düz baktığımızda çok büyük bir kaybı yok Ulusal Birlik Partisi. Ama şu bir gerçek. Yani Ulusal Birlik Partisi tam yekpare, topyekün olarak çalışmış olsaydı yani daha farklı olurdu. Farklı olurdu seçim. Bunun özellikle Lefkoşa ve Girne. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nde Sayın Genel Başkan oturacak ve bunu kurmaylarıyla artık masaya yatıracak. Çünkü 1+1 yani Ünal Bey 2 seçim gördü. İkisinde de Lefkoşa ve Girne'de hezimet var. Yani seçim kaybı değil. Hezimet var. Lefkoşa ve Girne'de %14, %15 bu seçimde. Lefkoşa ve Girne'deki farklar. Yani keza şeyde zaten yerel seçimde de Lefkoşa ve Girne'de ciddi bir... Yani iç siyasi dengeler tabii, rol oynuyor. Tabii, yani belli ki burada üzerinden. Ünal Bey bir şekilde Lefkoşa ve Girne... Girne seçim bölgesi Ünal Bey'in. Bir de o var yani başbakan olarak girdiğiniz bakanlarınızın olduğu Lefkoşa'da keza ama kendinin de tabii Girne milletvekili başbakan. Buraların röntgeni çekilmesi lazım. Buralara tedbir alınması lazım. Lazım. Biz oturup yani değerlendirme yapacağız dedi Sayın Başbakan. Elbette yani bu seçim sonucuyla ilgili kendi içimizde yani de. Yani ben şunu da öngörüyorum. Bayram sonrasında bir değişiklik. Kabine değişikliği herhalde. Muhtemelen getirecektir. Yok, yani bu seçim mağlubiyeti bunu zaten var olan bir şey var. Yani bir huzursuzluk, da rahatsızlık var. Artık seçimin mağlubiyetiyle birlikte birilerine fatura kesilecek. Yani bu görünen bir nokta. Onu da beraber yaşayıp göreceğiz ama dediğim gibi ben yani hükümetin genel anlamda çok büyük bir kaybı yok. Gene %50-50 bir dengeye oturmuş durumda şey. Yani %50 hükümetçiler, %50 muhalefet diyelim. Dengeye devam ediyor o noktada. Seçime kadar ki, bir sonraki seçime kadar ki dönemde ortaya konulan bu büyük projelerin hayat bulması gerekir. Aksi takdirde bu trend, yani hükümet partileri açısından şu an aşağı doğru gelen trend artarak devam edecektir. Yani o yüzden hayatımızı daha kaliteli kılacak, cebimizi daha çok dolduracak icraatları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte elbette bunu tek başına yapması mümkün değil. Yapmak zorundadır hükümet partileri. Başta en büyük parti olarak Ulusal Birlik Partisi olmak üzere. Bu olmadığı sürece trend terse döner. Çünkü yaşadığınız yerde mutsuzsanız, yaşadığınız yerde huzursuzsanız, hizmet almada sıkıntılar yaşarsanız bunlar doğal olarak muhalefete bir seçimi altın tepside sunma anlamına gelir. Hep söylediğimiz bir şey var. Benim en azından söylediğim. Bu ülkede ekonomiyi zaten tut bir yerde ama sağlık ve eğitimi çözdüğü anda ekonomi doğallığında çözülecek. Çünkü buraya harcadığı insanların ciddi anlamdaki kaynaklar zaten cebinde kalmaya başlayacak.
Bunu çözmektir mesele, bunun üzerine gidebilmektir. Bunlar yapılabilirse işte dengeye gelir, yapılamazsa sıkıntı var. Evet. Şimdi sevgili Aytu, seçim sonuçlarına bakarken bağımsızların aldığı oy oranı da enteresan. Yani şu sonucu çıkardım ben, ülke insanı bağımsız adayı tercih etmiyor. Zaten bu normal. Ama çok fazla da bağımsız aday vardı. Yani tabii ki saygım var herkese. Oradakilerin birçoğu da tanıdığım insan ama siyaseti 8 bağımsız aday. Örgütlü olarak tercih ediyor insanım. Yani bağımsızlar çok tercih edilmedi ki bu ortam aslında müsaitti. Belki işte tepki diyoruz ya siyasete. Gidip bağımsıza oy vermek daha güzel bir tepki gösterirdi. Tercih edilmedi bu. Sevgili Aziz, bu şeyde konuşmadığımız bir şey daha var. Ülke genelinde yapıldı ya seçim. Son güne kadar gerçekten birçok insan, yani böyle apolitik insanlar diyelim, seçimde oy kullanacağının farkında değildi. Ha, bunun oranı nedir bilmiyorum. Yani 100 müdür, Lefkoşa 1000 midir? Ha, Lefkoşa dışı, kırsalda. Bilgilendirme falan. Sorunu mu var? Bilgilendirme değil, yani apolitik olmanın yarattığı bir şey. Yani çünkü ilk defa oldu böyle bir şey. Daha önce işte 2010'da Maos'a da vardı. Bir ara seçim. O Maos'a da yapıldıydı. Şimdi Lefkoşa'daki bir seçime Karpaz'daki adam ne için oy vereceğini düşünsün. Bilmiyor. Farkında değil. Böyle de bir realite vardı. Hatta bunu bu partilerde gezen arkadaşlarımız, şey vekiller, şunlarla bunlarla konuşmamızda farklı farklı, yani hem CTP'lisinden hem UHP'lisinden duydum. Ya insanlar sorar bize ne için geldiniz? Yani bize kadar Lefkoşa'da değil mi seçim diye. Orada gitti, orada bilgilendi. Giden bilgilendi. Etrafına belki söyledi ama bilmeyen, gerçek anlamda da farkında olmayan da bir kesim var da bunun oranını bilemem nedir. Çok ciddi midir değil mi onu bilmem ama böyle de bir durum, konu olduğunu da tespit yapmak lazım. Bağımsızlar konusu. Şimdi yani 7 aday mıydı bağımsız? 7 tane bağımsız. 7 bağımsız vardı galiba. Yani şu anda saydım. 7 artı 5'ti galiba. 12. Evet. Umut Ersoy, Çetin Sadeli. Yok, Umut şeydir, bağımsız. Ha, bağımsızlık oldu. Evet, özür dilerim. Tamam. Aday. Çetin Sadeli, Abdullah Korkmasan, Alper Özsakınç, Talip Sancar, Meriç Erülkü, Mert Taşkın, Nazım Özsever. Evet, 7. Yani içlerinde mesela çok kaliteli, ciddi isimler de var. Ama yani bunu öngörüyor olmaları lazımdı zaten. Yani şimdi örneğin Abdullah Korkmazan bir yıllardır siyasetin içerisinde var olmuş kendi bir arkadaş. Siyasetiyle, kendi yani bunu görebiliyor olması gerekir. Ya da işte Mert Taşkın doktor, iki dönem DEP'den son dakika seçim kaybetmiş. Yani az oylarla görebiliyor olması lazımdı bence. Ama şu da var. Bazı isimler de var ki kendi ismini ortaya koyup işte bir potansiyeli gösterip bir sonraki seçim adresi gidip siyasi partilere bak bende bu kadar oyun vardı, al beni de kontenjan ya da al beni de diyebilmek için de aday olan arkadaşlar ama olduğunu. Ama sonuçlar çok da bu temeli besleyecek. Böyle olacaktı değil. Zaten. Hesap çok tutmuş. Yani zaten genelde katılımca ciddi sorun var. Bağımsızın kazanabileceğini düşünmüyor zaten yurttaş. Yani düşünmüyor bunu. Çok da doğaldır. Oysa fırsat eşitliği vardı bu seçimde, evet, bu seçimde ama vardı. Dediğim gibi ben oy verip vermeyeceğini dahi bilmeyen bir kitle olduğunu öngörüyorum. Onu nasıl hesaplasın? Bağımsızın da kazanma şansı var. Düz mantık bakıyor. UHP var, CTP var. Bunlar ne bizim işte Ayşe'nin şansı ne diye düşünmüştür. Çok kaliteli isimler vardı. Yani sadece bağımsız değil. Örneğin ben bakıyorum. Şimdi partinizin gücü çok önemli. Parti gücü gerçekten önemli. Yani mesela DEP'nin adayı Serhan Aktunç bana göre çok kaliteli bir isimdi. Ama parti gücünü aşamadı. Yani üzerine koymak mümkün değil. İşte partinizin gücü oranında yürüyebiliyorsunuz çoğu zaman. Ha, bazı ender örnekler var. İşte Harmancı örneği gibi. Ama o da zaten örneğin iki dönemdir. Artık tanıyor Lefkoşalı Mehmet'i. Yani TDP'li ya da UHP'li ya da CTP'li olmasının çok bir anlamı yok. O ilk seçim için geçerliydi. Orada atladıktan sonra
o şey. Ondan sonrası geliyor. Şu toplum sizi tanıyor artık. Yani bir şeyin içine koymuyor sizi artık. CTP'lidir, UHP'lidir, TDP'lidir diye. Onun dışında ama kolay değil işte aşabilmek. İşte dediğim gibi Mert Taşkın mesela çok kaliteli bir isim. Ama parti gücünüz de yoksa ancak işte sizi seven birkaç yüz kişiyle ancak yürüyebiliyorsunuz. Bu sol, hep söylerim, bir hayali ortamın içindedir. Bu radikal sol diye tanımladığım bir %5-6'lık bir kesim var. Yani mesela Abdullah gibi, şey gibi, Umut gibi, Bağımsızlık Yolu. Yani bir misyon çerçevesinde uğraş veriyorlar ama toplumda altyapısı olmayan, çok hayalci gibi duran. Yani şunu düşünüyorlar. Ben yola çıkayım, vardır beni destekleyecek bir sessiz çoğunluk. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Yani bu seçimler yani sürekli oluyor. Yani sessiz çoğunluk yok bu ülkede. Yoktur öyle ülke bir şey. Ülke sesini çıkarabiliyor. Yoktur. İyi bir şeydir de bu. Hayır, yoktur. Yani Kıbrıs Türk halkının bu radikal bir şeyi yok zaten. Yani yok. Siz Türkiye'yi işgalci olarak yaftaladığınız bir siyasetin karşılığı yoktur Kıbrıs'ta. Yani hani şey derler, şey de değişti, yapı da değişti. Fark etmiyor bu. Yapı değişmese de yoktur. Çünkü Kıbrıs Türk'ü mücahitti zaten. Hı. Yani biz görmedik, Allah'ımdan hiç de görmeyelim. Ama analarımız, babalarımız, nelerimiz, dedelerimiz gördü, yaşadı. Mücahittir bu insanlar. Yani bunlardan o sizin tabanını oluşturduğumuz siyasete çıkmaz. Ha, yeni nesilde işte bilmeyen, görmeyen, anlatmayan, anlatılmayan yenilese belki bundan 10 sene, 15 sene sonra bu şey, yani bugünkü ortam devam ederse, ki etmemesi gerekir, belki bir şeyler çıkar ama bu şey de yoktur yani. Okuyup bilen bugünkü nesilde yok ama yeni alttan gelecek olanlar zaten çok apolitiktirler. Ne olacağı hiç belli olmaz bundan sonrasına ilişkin. Yani bir 10-15 sene sonrasını çok öngörebilmek mümkün değil. Siyaseten o anlamda. Şimdi dün sevgili Uğraş Berat'la yaptık programımızı. Bir ara şunu idrak ettik, şu noktaya geldik. Yani işte dün pazar, bir önceki gün cumartesi dünya ne noktaya geldi? İşte Rusya'da darbe olayı. Yani çok ciddi bir şey. Tabii. Bir şey değil. Dünya neredeyse tersine dönüyor. Biz bugün ne konuşuyoruz? Yani oturduk ve ara seçim, insanlar gitti mi gitmedi mi? Yani gündem profili çok dünya dışı kaldı bir anda ülkede ama herhalde bugün yavaş yavaş. Ama genelde böyle değil mi sevgili izoleyiz. Yani biraz garipsedik yani kendimizi. Biz şu an ne yapıyoruz? Yani dünyada şu an ne oldu, ne bitti? Biz %30 muydu, %29 muydu katılım gibi aslında. Ama genelde böyle yani bizim şeyim yani biz hani biraz suçlamadır saray önü politika. Ama öyledir ama yani biz. Evet, yani toplumda da bir realitedir şeydir ülkede tabii. Yani ona bakarsan şey, Yunanistan'daki bizim için önemlidir. Evet, çok önemli. Bir tek başına iktidar dönemi başlıyor. En sonunda yani, başardı. Evet. Tabii orada çok ilginç bir seçim sistemi değişikliği yaptı. Olmasa bir daha seçime girecekti. Bir daha girecekti. Bir daha girecekti. Yani orada yapıldı bir şekilde. İlginçtir. İkinci tur olduğunda +50 vekil falan veriyor. Değişik bir sistem kurmuşlar ama nihayetinde yakalan bizim de aslında ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Yani siyasi istikrarı sağlayabilmek için işte seçim yasasını değişmek lazım. O anayasayla beraber sorduğun için orada kaynadı ama anayasayı değiştirmez bu toplum ama siyasi partiler yasası, seçim halk oylaması yasası, bunlar değişebilir. Biraz istikrarı sağlayıcı noktaya getirilmesi gerekir bence. Yani bakın Yunanistan'da yapılan çok değişik bir şeydir, sistemdir. Eğer o sistem değişikliği yapılmasa yine bir hükümet kurulamayacaktı Yunanistan'da. Bizde de bu baraj %5 kaldığı sürece, bu karma oy konusu olduğu sürece istikrarı yakalaması herhangi bir siyasi partinin çok zor. Yani bunu görüyoruz, siyaset de görüyor bunu. Ama o değişimi yapmak da sıkıntılı, çekingen olmaması lazım. Karma oy da galiba olacak bu kez. Olması lazım. ÖPCDP'nin anlaştığını biliyoruz, kendileri de söylüyor. Yani olması lazım çünkü bütün şeyi de bozuyor. Yani siyasi etik, ahlak, her şeyi bozan bir parti şey. Politikası değil, kişisel tercihler oylanıyor. Ve çok küçük bir ülke. Herkes bir düşünün ya, hepimiz yaşarız bunu.
bir seçim, son seçimde 10 tane siyasi parti, 500 tane aday, biri yeğenin, biri kardeşin, yani biri yani farklı farklı partilerden, biri can dostun, yapayım karmacıkla hepsine gitsin den. Yani başka şansın yok çünkü. Onu da sağa da verdim be kardeş, sağa da verdim be canım. Böyle giden bir seçim, yani böyle olmaması gerekiyor ama yani. İnanıyorsanız bir partinin arkasında gidersiniz, inanmıyorsanız da gitmezsiniz ama... Gerçekten çok küçük bir coğrafya. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle iyi kötü, eş dost, akraba. Bir de karma bir şey çıkıyor önümüze. Onu da kırmayın, bunu da kırmayıma dönüyor iş. Sonra da çıkabilirsen işin içinden. Sonra meclis düğüm oluyor. Oluyor. Şu iyi insanlar değil mesele. İyi sistemdir. Çünkü sistem, işte gördük, insan yapısı değişiyor mecliste çoğu zaman. Ama sistem değişemiyor. Çalışmayan sistem kalıyor. Yani mecliste bugün çok üst düzey insanlar var girdi ama gelip oturup o sistem onu sıkıştırıyor, yani yapamıyor bir şey. Hatta bu çıkıp olmasa itiraf da ediyorlar, yani yapamıyoruz, olan bu, yapabildiğimiz bu, çünkü sistem buna göre kurgulanmış. O yüzden değişmesi, yenilenmesi biraz daha ben biraz şey olacak ama biz bana göre demokrasiyi farklı algılıyoruz. Yani her şeyin, özgürlük gibi mi tanımlıyoruz? Her şeyin, yani sınırı olmayan bir özgürlük gibi bir tanımlama var ama böyle bir şey değil yani. Birazcık daha bizim kısa vadede iyi olsa antidemokratik bir süreci durum zorlamak lazım galiba. Belli bir süre disipline girsin, ondan sonra gene açarız her şeyi. Şu boş yoksa kalıyor bazı şeyler çünkü. Yani sınır koymayınca, dediğin gibi düzenlemeyince biraz başıboş kalıyor, boşluklar oluşuyor ve mesela Sami Özuslu'nun yemin edip göreve başlaması lazım ama göreve başlayamayacak. Niye? Meclis yok. Tabii. Ekim'e, şeyin olmuyor mu acaba? Olağanüstü çağıracaklarmış yemin için. Evet. Arada yemin edip tatile çıkacak. Yani çok ilginç. Yani bir de şimdi bayram girdi. Bugün zannedersem... Evet, bugün yapılacak son bir toplantı. Son toplantı. Son toplantı ama daha kesinleşmemiş, resmileşmemiş, mazbata alınmamış. Yani 5 gün zaten olmaz. Galiba itiraz süreci var. Tabii. Evet. O yüzden... Olağanüstü toplanması gerekecek. Bayramdan sonra bir olağanüstü toplantıyla bir yemin olacak. Sonra da Ekim'i bekleyeceğiz. Yani Sayın Başbakan arada toplayacağız dedi meclis ama bilmiyorum. Yani çok kolay değil o herhalde. Yani yasa değil. Belki bir defa olur ama... Yani eğer önemli bir takım bir şeyler kotarılırsa komitelerde. Geçen dönemde bu zor söylendi ama. Geçen sene de bu söylendi, olmadı. O hesap zor toplanır yazın. O hesap kolay değil. Yani o da aslında disiplin, olunca, o da disiplinle alakalı. Yani nasıl olacak? Öyle çünkü şey, tarih belli değil. Hani tabii, şu tarihte kalın toplayalım meclisi de şu yasaları geçirelim. Şimdi gitmiyor çünkü sistem. O kurguladığınız gibi gitmiyor. Siyasetçi çıkıyor meclis kürsüsüne, diyor ki önümüzdeki hafta bu yasayı getireceğiz falan. O yasa gelemiyor bir türlü. Yani orada tıkanıyor bir şeyler. Ben çok yani hareket beklemem yazın. Yaz için. Yaz için. Yani onu kabullendik. Geçen seneden gördük, kabullendik. Ekim'i bekleyeceğiz meclisi. Yani aslında umarım yanılırım. Biraz Akdenizli olmanın da bir şeyi var bunda. Rehavet havasına yani, da kapatıyor. Rum'da dahi, biraz Rum tarafında da böyledir. Yani böyle İtalya açıklarına gittiğiniz oralardaki yani genel bir şey var. Hiç yabancılık istemiyorum. Evet, bir miskinlik halindeydim ona. Yazda oluyor evet. Rahatlık yani, diyebiliyor. Rahatlık, hadi rahatlık. Daha doğru bir kelime rahatlık. Bazen gerçekleri duyunca kızıyoruz. Evet. Ama ne olursa olsun yeni dönem, meclis hareketli olacak. Şimdi Sami abimiz yani hitabeti güçlü, bir zorlu bir vekil daha giriyor şeye, hükümet açısından meclise. Hayırlı olsun diyelim her şeyle. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının sorunlarını minimize edecek, çözebilecek mekanizmaların meclis tarafından hem iktidar hem muhalefet tarafından çalıştırılması. Onun dışında geriye konuştuğumuz her şey biraz zaten öyle lafı güzaf, doğru. Önemli olan toplumun sorunlarını çözecek icraatları görebilmek. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Öyle, hayırlı olsun tüm ülkeye. Bu şekilde nokta alıyoruz. Çok teşekkür ederiz sana. Geldin. İyi bayramlar dileyelim şimdiden. Evet ya, bak onu unuttuydum. Evet. Yarın bayram değil mi? Yarın Arife. Yarın idari tatil. Arife, idari izinli. Kamu, ülke değil. Evet.
Bizim için de güzel bir dönem olur inşallah hep beraber. Bayramı geçiririz. Huzur içerisinde şey de bitti. Seçim de bitti. Ama bu ekonomik sorunlar hep bayram süresince de konuşulup tartışılacak. Bugünkü köşe yazındaki başlık bugünün manşeti de olur. Yani mesaj netledin. Evet. Sadece seçimle ilgili değil bu. Derdimiz geçim. Geçim sıkıntısını minimize ettiğimiz diyelim. Hiçbir zaman aşılmaz elbette ama minimize ettiğimiz oranda yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bundan sonra bayramdan sonraki ilk tartışma konumuz da ne olacak asgari ücret, evet. Ne olacak maaşlardaki artış olacak. Gene ekonomi, gene cep. Zaten ana gündemimizde bence hep budur. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli teşekkür ettik görüşlerini İyi yayınlar. Paylaştın. Görüşmek üzere. Zenginleştirdin programımızı. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet Aziz. Noktaladık. Biz haftayı da noktaladık tabii bu arada. Onu da söylemek lazım. Yarın sizlerle birlikte olamayacağız. Haftaya pazartesi günü bayram sonrası sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Herkese güzel bayram tadında bir bayram, o eski bayramların tadında, ayarında bir bayram dileyerek bugüne son noktayı koyalım sevgili seyirciler. Pazartesi önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın, güzel haberlerle baş başa kalın. Evet, huzurlu, sağlığınızın da yerinde olacağı bir bayram süresi geçirmenizi dileyelim. Pazartesi yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.